özellikle Ramazan'ın yaklaşmasıyla ticaretimiz biraz canlanacak gibi görünüyor. Yalnız piyasadaki maliyetlerin artmasıyla maalesef bu yıl halkımıza indirimli ürün sanki veremeyeceğiz. Çünkü doların, euronun ve akaryakıttaki zamların olmasıyla, zamların gelmesiyle ister istemez ürünler de zamlandı ve şu an geçen yıllar oranla şu an ürünlerin, yani piyasadaki ürünler temel gıdaya gelen zam farkı en az %30 gibi bir fark var yani. Bu da yani piyasaları olumsuz yönden çok kötü etkiliyor yani. 2019 yılı sebze fiyatları yükselmedi. Sebze fiyatlarının yükselmemesi de fakir fukaranın olumlu yönden etki etti. Çünkü bakliyat çok yüksek. Et çok yüksek. Yani bu ucuz et ucuz et denendi. Ucuz et de yaşanan sıkıntılardan dolayı ucuz et de şu an piyasadan kaldırıldı. Şu an sadece yerli hayvancılıkla bu iş yürütülmeye çalışıyor. Ne kadar fiyatlar düşer onu bilmiyorum ama Ramazan gelince ister istemez fiyatlar yükselecek. Niye yükselecek? Çünkü arz talep artınca piyasada da tedarik konusunda sıkıntılar yaşayacağız. Bu sıkıntılardan dolayı ister istemez piyasaya bu defa fiyat farkı olarak yansıyacak. Asgari ücrete öncelikle 12.95 zam geldi 2019 itibariyle ama şu an gelen zamlar ürünlere gelen zamlar %30, %35'i de geçti yani. Onu açık söyleyeyim. Ha, gıda rakamları 14.95 diye açıklandı ama bunun çok reel olduğunu biz söyleyemeyiz. Yani. Yine biber.